Ekran kartlarında tepe modellerin yanı sıra fiyat performans segmenti de AMD'ye bu noktada katılım gösteren Nvidia ile kızışıyor. Nvidia'nın GTX 1060 ekran kartına eşlik eden AMD RX 480 daha önce incelediğimiz bir kartı hatırlarsanız. Bu defa yine AMD'nin RX 480'i temel alan ve üzerine özelleştirmelerde bulunan Asus ROG Strix RX 480'i tüm detaylarıyla değerlendireceğiz. AMD'nin hem RX 480 ekran kartını hem de RX 470 modelini gerek AMD'nin referans tasarımı gerekse de safir yorumuyla inceleme şansı bulmuştuk daha önce. Bu defa da bu ailenin Asus tarafından özelleştirilen üyesi RX 480 O8G Gaming ekran kartı elimizde. Asus RX 480'i ROG Strix ailesinde farklı versiyonlarla sunuyor. Kartın elimizdeki modeli 8 GB kapasiteye sahip ve OC yani hız aşırtmalı versiyonu. Yalnızca bu da değil. Asus RX 480'i ayrıca RGB aydınlatmalı bir tasarımı süsleyerek özellikle ışıltılı bir kasayı tercih eden oyun severleri cezbetmeyi hedefliyor. Hepsinden bahsedeceğiz ancak önce ekran kartının fiyatını ele alalım. Elimizdeki ekran kartı piyasada 1300 TL fiyatta bulunabiliyor. Bu anlamda referans tasarıma göre çok az bir fiyat farkı getiren bu kart ister Asus ister MSI yorumuyla tercih edin. Referans tasarımı kıyasla daha çekici duruyor açıkçası. Çünkü gerek soğutma sistemi gerek performans noktasında referans tasarıma göre birkaç basamak daha yukarıda duruyor. Öte yandan Nvidia tarafına baktığımızda Asus ROG Strix RX 480'in karşısında GTX 1060'ın durduğunu görüyoruz. Asus durmamış, elimizdeki kartın bir de GTX 1060'ı sürümlü yapmış. O kartın fiyatı 1600 TL dolaylarında. Peki aradaki fark ne? Bunun cevabını ilerleyen adımlarda hep birlikte göreceğiz. Elbette önce elimizdeki kartın tasarımına bakmakta fayda var çünkü oldukça çekici görünen bir model hazırlamış Asus. 3 fanlı tasarıma sahip olan Strix RX 480 arka yüzde bir plaka sunuyor ki bu oldukça önemli bir detay. Böylece kart hem daha serin çalışıyor hem de darbelere karşı ekstra koruma kalkanının altına sığınıyor. Az önce söylediğimiz gibi RGB aydınlatma ile süslenen kart Asus'un deyimiyle Aura RGB Lightning'in sahibi. Hem ön hem arka plakada renkli bölgelerle özelleşen kart buradaki renk seçimini kullanıcıya yani sizlere bırakıyor. Oyun severler tercih edecekleri renge 6 farklı efekt atayarak kartın görünümünü özelleştirebiliyorlar. Strix RX 480 oldukça büyükçe bir ekran kartı. Üzerinde 3 adet fan taşıyan kart Asus'un Wingblade isimli fanlarıyla serinliyor. Bu fanların özelliği kart yük altında değilken çalışmaması ve dolayısıyla kartın sessiz davranmasını sağlaması. Ne zaman yük altına giriyor kart, o zaman fanlar çalışmaya başlıyor. Onun öncesinde 0 desibel yani hiç sessiz tamamen çalışmazken bir kullanım sergiliyor. Kartın bağlantılarına da bakalım. Üst kısımda 1 adet 8 pinlik güç bağlantısı bulunduran kart, görüntü bağlantıları arasında ise 2 adet DisplayPort, 2 adet HDMI ve 1 adet de DVI portuna yer veriyor ki bunlardan DisplayPort 1.4 ve HDMI'da 2.0B formatlarında bizlere sunuluyor. RX 480 14 nanometre üretim sürecini temel alıyor. 32 ROP ve 2304 doku ünitesi sunan ekran kartı 8 GB bellek sahibi, 256 bit bellek veriyolu ve 1210 MHz saat hızı ile gelen ekran kartı GPU Tegra 2 yazılımının üzerinden hız aşırtma noktasında 1330 MHz'e kadar vites arttırabiliyor. 150 Watt varsayılan temel güç ihtiyacında olan kart Full HD ve 2K çözünürlükler için uygun yapıda olmasıyla göz dolduruyor. Ayrıca VR yani sanal gerçeklik uygulamalarına da hazır olan ekran kartı böylece VR deneyimi yaşatacak uygun fiyatlı bilgisayar toplamak isteyenlere de hitap ediyor. AMD FreeSync teknolojisi de kartta elbette mevcut. Böylece FreeSync'li bir monitörle bu ekran kartını kullandığınızda tearing yani ekran yırtılması durumu da dert olmaktan çıkıyor. Son olarak yine Strix RX 480'in de Vulkan ve DirectX 12 desteğine sahip olduğunu hatırlatalım ve şimdi RX 480'i çalıştırdığımız testimizin detaylarını sizlerle paylaşalım. Sistemimizde tanıdıktan sonra artık yavaş yavaş Strix RX 480 ile aldığımız test sonuçlarına geçebiliriz. İlk durağımız her zamanki gibi Asus of Singularity oluyor. Asus of Singularity benchmark testinde Full HD senaryoda 45 FPS dolaylarında ortalama sonuç üreten kart 2K'da 40 FPS, 4K'da ise 30 FPS ortalama değer veriyor.
Tüm koşullarda ekstrem grafik değerlerini ele aldığımızı ve anti-aliasing'in de 4x'te olduğunu söyleyelim. Gerçek zamanlı oyun testlerinde ise kuşkusuz GTA 5'i atlamak olmazdı. GTA 5'te üst düzey grafik senaryosunda Full HD çözünürlükte aldığımız sonuç 70 FPS dolaylarında olurken 2K çözünürlükte 50 FPS, 4K çözünürlükte ise 25 FPS ortalama sonuç aldık. Bir başka oyun Witcher 3'te Full HD senaryoda 55 FPS, 2K çözünürlükte 40 ve 4K'da da 25 FPS aldığımız kart Assassin's Creed Syndicate'de sırasıyla 40 FPS, 30 FPS ve 28 FPS olarak sonuçlar üretti. Tüm bu sonuçlar ışığında RX 480'in daha önce incelediğimiz AMD RX 480 referans tasarımından birkaç basamak daha iyi sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Aradaki fark atla deve değil elbette. İki kart arasındaki en önemli fark ısı konusunda ortaya çıkıyor. Yük altında 68-70 derece derecelerde gezindiğini gördüğümüz bu kart 83 derece olarak daha önce incelediğimiz referans tasarıma kıyasla en büyük farkı ısı konusunda ortaya koyuyor diyebiliriz. Ses konusuna gelirsek kartın referans tasarıma kıyasla pek fark yarattığını söylemek pek mümkün değil. RX 480'in kısaca direkt rakibi GTX 1060'la da kıyaslarsak eğer elimizdeki kartın GTX 1060 karşısında rekabetçi olduğunu ancak ürettiği FPS kısmında birkaç basamak geride durduğunu söyleyebiliriz. Aradaki fark Strix RX 480'in referans tasarım modelle yarattığı fark kadar diyebiliriz aşağı yukarı. Sonuç olarak Strix RX 480 satın alacakları üzmeyecek bir ekran kartı oluyor. Full HD ve 2K çözünürlükleri kapsayan kart aynı zamanda 4K'ya da göz kırpıyor. Strix RX 480 RGB aydınlatması, VR desteği yani sanal gerçeklik desteği, arka plakası, serinin çalışmasını sağlayan 3 fanlı tasarımı ve uygun fiyatıyla şu sıralar iyi bir sistem toplamak isteyenlere cazip gelecektir. Ben Ercan Uğurlu, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.